Merhabalar tatlı güzel ruhlar, nasılsınız? Hoş geldiniz kanalıma. Bugün yine çok güzel bir tarot okuması ile karşınızdayım. Zamansız zamana niyet ediyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjileri olarak düşünebilirsiniz. Aksini belirtmediğim müddetçe açılımlarım zamansız zamana niyetlidir. Bugün bir aşk okuması yapacağım. Bir tarot aşk okuması yapacağız. Şimdi sizden İsteğim odaklanmanız. Aşk hayatınızla ilgili ne sorunuz varsa, hangi soru işaretleriniz varsa onları şu anda sorabilirsiniz. Siz de odaklanıp kartlara enerjinizi buraya aktarabilirsiniz. Ben kartları açarken lütfen siz de odaklanın. Daha yüksek derecede uyumlandığınızı göreceksiniz bu şekilde. Evet, biraz yorumladıkça kart açmak istiyorum. O yüzden şimdi hemen başlayacağım yorumlamaya. Öncelikle ya burada kesinlikle birisi çıktı arkadaşlar. Yani belli biri var. Sizi düşünen, sizinle ilgilenen ve aklında olduğunuz birisi var diyebilirim. Bu kişi böyle aslında sizi hem sıcak gibi gözüküyor. Böyle hem yakın gibi, bir yandan da uzak gibi. Sanki böyle arada bir mesafe de var gibi. Şunu söyleyeceğim. Bu kişi için aslında çok şey ifade ettiğinizi görüyorum. Yani aranızda yaşanılanlar bir yana ya da yaşanamayanlar bir yana, burada size çok değer verdiğini ve hani onun için şöyle nasıl desem, dünyaları ifade ediyorsunuz diyebilirim. Gerçekten öyle. Ve bu kişi size bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Bu kişi sizi çok düşünüyor. Size karşı göstereceği tavır üzerinde düşünüyor diyebilirim. Bir şeyler planlıyor, bir takım planlar içerisinde. Ve yani belki de bu kişiyle ayrısınız ve bu kişi sessiz yapamadığını, artık sessiz olamayacağını anlamış diyebilirim. Ve bakın, burada bir sonuca varmış. Aranızdaki bir şeyleri bir sonuca erdirmek istiyor. Bir sonuca bağlamak istiyor. Ve bunun için de çabalayacağını gösteriyor burada. Çabalayacağım diyor. Bir şeyleri kanıtlayacağım sana diyor adeta. Şöyle yapalım, belki daha net görürsünüz. Çok kartların sizden uzaklaşmasını istemiyorum. Evet. Ve yani bırakmak istemiyor sizi. Bunu görüyorum. Ama belli ki biraz geçmişte bir takım iletişim problemlerini yaşanmış aranızda. Ve belki de böyle bir şeylere bir ara vermişsiniz. Bir es vermişsiniz. Bir böyle dinlenme süreci. Hani gerçekten bir ilişkiye ara vermişsiniz gibi gözüküyor ya da belki bir iletişime ara vermişsiniz gibi gözüküyor, ama bu kişi sizi düşünüyor ve tekrardan geri dönüşünde burada aslında burada tekrardan geri dönüş olur mu soralım, çünkü bir teklif yapmak istediğini söylüyor. Bu kişinin planı nedir? Ne yapmak istiyor? Bunu sormak istiyorum kartlara. Burada daha yorumlayacağım şeyler var. Henüz burayı bitirmedim aslında. Ama ne yapmak istediğini de görmek istiyorum. Bakın, burada tekrardan bir emek vermek istediğini söyledi. Evet, burada da bir emek var, ama burada da var. Daha fazlasını vereceğim hatta diyor. Bakın, 7'den 8'e atlamış. Görüyor musunuz? Ve duygusal anlamda da
Duygularımı göstermek istiyorum. Senle bir şeyler, karşılıklı bir şeyler yaşamak istiyorum diyor. Belki geçmişte siz daha fazla bir şeyler hissediyordunuz. O biraz daha kendini soğuk tutuyordu. Şu anda ayrıyken o belki kendi içinde bir şeyleri yaşıyor. Ama bu kişinin asıl isteği ne? Asıl planı, asıl arzusu ve niyeti sizinle karşılıklı, sevgi dolu bir ilişki yaşamak. Ve özellikle belki de geçmişte ondan bir şeyler istediyseniz, bir adım atmasını, size bir bağlılık göstermesini, size daha çok ilgi göstermesini istediyseniz, belli ki bunları yapamamış ve çünkü burada diyor ki şimdi yapacağım, artık yapacağım, artık yapmak istiyorum, artık değer verdiğimi göstermek istiyorum ve çabalamak istiyorum diyor. Bu da çok güzel bir şey. Evet. Şimdi burada bir öyle bir kart geldi ki bu kişi kendisine aslında inanıyor ama kendisinden yani çok fazla büyük sözler vermek istemediğini görüyorum ama kendisine de inançlı olduğunu görüyorum. Evet, belki sana çok çok büyük bir söz veremem ama ben bir şeyleri yapabileceğimize dair, bir şeyleri deneyebileceğimize dair bir inanç içerisindeyim diyor. Bunu da denemeye değer diye düşünüyorum diyor. Ya bu kişi gerçekten sessiz yapamıyor diyebilirim ve biraz böyle ilişkinize müdahil olmuş birileri varsa ve sizin canınızı sıkmış birileri varsa bu kişileri de uzaklaştırabileceğini, püskürtebileceğini ve belki onları aslında çok ikna etmek demek istemiyorum. Çünkü direkt onları böyle uzaklaştırmaktan bahsediyor burada. Şöyle söyleyeyim, şöyle toparlayayım. Burada bu kişiyle alakalı olarak sizin arzularınız ve nasıl bir ilişki yaşamak istediğiniz bu kişi için artık önemli. Evet, artık diyorum çünkü belki de geçmişte çok önemsememiş bunları ama sizi kaybetme boyutuna gelmiş. Dolayısıyla burada artık bir şeylerin ciddiyetinin farkında olan birisi var ve artık size bir bağlılık göstermek isteyen birisi var. Bakın, sana bağlılığımı göstermek istiyorum diyor. Ben bu adeta ben seninim mesajı içeren bir karttır arkadaşlar ve bir şeyleri sonuca bağlamak istiyor. Belki de aranızda çok böyle net bir şeyler yok. Böyle bir gitgelli durumlar var. Ya da belki sizi yokluyor olabilir bu kişi. Ve siz de ondan çok büyük bir aslında bağlılık beklemediğiniz için birazcık onu hani savuruyor olabilirsiniz. Yani çok fazla önem vermiyor olabilirsiniz ya da inanmıyor olabilirsiniz. Çünkü bu kişi çok büyük ihtimalle sizin inancınızı ve güveninizi çok büyük sarsmış. Ve bunların farkında aslında ondan ne beklenti içerisinde olduğunuzu da az çok biliyor. Ama şunu önerebilirim. Eğer bu kişiyle şu anda bir iletişim halindeyseniz ne istediğinizi gerçekten bu kişiye anlatmanın tam zamanı. Ondan ne beklediğiniz ya da ondan da değil yani bir ilişkiden, bir partnerden ne beklediğinizi bu kişiye anlatabilirsiniz. Çünkü herkesin beklentileri farklı olabilir ama burada bu kişi şu anda bir şeyler yapmaya hazır hissediyor kendisini ve bir planlar içerisinde ve burada büyük planında şunu görüyorum. Özellikle emek vermek ve bir şeyleri kurmak için emek vermek istediğini, duygusal anlamda da hem kendisi tatmin olmak istediğini hem de sizi tatmin etmek istediğini, karşılıklı bir sevgi alışverişi içerisinde olmak istediğini, güven dolu bir ilişki içerisinde olmak istediğini söylüyor. Ve zaten sizi bırakamıyor, yani bırakamamış. Belki bir uzaklık, bir ayrılık, bir küslük dönemi geçirmiş olabilirsiniz ama tamamen aklından silememiş sizi. Ve bu süreçlerde düşünmesi, zaten şurada şöyle bir düşünmeye zaman ayırdığını ve o süreçte de bir aydınlanma yaşadığını görüyorum. O zaten sonuç ve şuradaki teklif kartıyla birlikte bize artık size net bir adımla gelmek istediğini ve bu net adımında aslında özetinin bağlılığını göstermek olduğunu söylüyor burada.
Ve dediğim gibi yani sizin bu kişinin çevresinde hoşlanmadığınız birileri varsa ya da ilişkinize bir şekilde üçüncü kişiler sekte vurduysa, burada partneriniz bu kişileri def etmek için, gerçekten burada böyle bir def etme, böyle püskürtme enerjisi var. Bunu yapmak için çok motive gözüküyor. Ve hatta sizin çok haberiniz olmadan bu kişilerle tartışmış olabilir. Bu kişileri hayatından çıkartmış dahi olabilir. Yani bir arkadaşıdır. Hani hayatından çıkarabileceği biri ise, yani bir annesi falansa tabii ki de çıkartmamıştır ama en azından ilişkinize dahil olmaması gerektiğini çok net bir dille söylemiş olabilir ya da söyleyecek olabilir sizinle bir şeyler başladıktan sonra. Evet, bu kişi biraz hani şu ilk başta gelen dünya kartında şunu da seziyorum. Birazcık geç kalmış olabilir arkadaşlar. Yani belki de beni dinlerken diyorsunuz yani güzel, iyi anlatıyorsun da prenses. Yani burada bu kişi çok geç kaldı. Ben ona çok şans verdim. Ben ona çok zamanımı verdim diyor olabilirsiniz. Evet, bunu biraz burada görüyorum. Yani o da farkında bir şeyleri yapmak için geç kaldığının. Ama hani belki de geç olmasın, geç olsun güç olmasın diyeceksiniz. Ya bu biraz size kalmış. Bu kişiyi kabul etmek, etmemek size kalmış. Ama ben inanıyorum ki hani %90'ınız bu kişiyi kabul edecek. Çünkü burada karşılıklı bir şeyler var. Ama bir şekilde bir şeyler olamamış enerjisini alıyorum ben. Yani özellikle böyle dış etkilerden kaynaklı da sorunlar yaşanmış olabilir. Biraz da partnerinizin henüz bağlılığa hazır olmamasıyla alakalı. Hatta belki zamanında henüz sadakat göstermeye de hazır olmamış olabilir. Yani bu artık çünkü çok yaygın bir şey. Ve bunların biraz aşılması adına bir zaman geçmesi gerekiyormuş. Belki bir ayrılık yaşanması, bir iletişimsizlik, bir öyle iletişimsiz bir sürecin yaşanması gerekiyormuş ki bu kişinin aklının başına gelebilmesi için. Ve burada yine yani bu kişi bir anlamda evet kendine güvenerek geliyor ama çok 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 büyük sözleri ilk başta vermemeye de dikkat edeceğini düşünüyorum. Özellikle şu kartın bu Tılsım Prensi'ni biraz enerjisiyle birlikte ve biraz da hani ne önerirsin derseniz, bu kişi bir gelsin, bakın, böyle hemen göndermeyin, hemen hayır demeyin, bir bakın gerçekten bir şeyleri değiştiriyor mu, biraz gözlemleyebilirsiniz. Hemen tamam hadi kaldığımız yerden devam edelim demektense biraz gözlemleyip bu sözlerin arkasını doldurabiliyor mu, buna bakıp onun sonrasında da siz ilerleyebilirsiniz ki zaten birçoğunuzu böyle yapacağını düşünüyorum. Tabii birinci seçeneği de yapanlar olabilir, yani direkt hayır diyenler de olabilir. Çünkü hangi seçenek olursa olsun burada şey var. Ya bir böyle güven sarsılmış. Çok sevgi olabilir arada ama bir güven sarsılmış. O güveni toplaması gerekiyor bu kişinin. Hatta bunu dile getirebilirsiniz. İlişkilerinizde isteklerinizi dile getirmekten lütfen çekinmeyin. Çünkü çoğu zaman aslında karşı tarafın hiçbir şeyden haberi olmayabiliyor. O yüzden dile getirmek önemli. İlişkilerinize ben hep derim bir çerçeve çizin. Yani bu ilişkinin içerisine neler girebilir, neler giremez. Neler olmalı, neler olmamalı. Bunları karşılıklı olarak konuşmanız değerli. Özellikle de karşınızdaki partner böyle bir şeylerin farkına varmış ve sizin değerinizi anlamış vaziyetteyken bu konuştuğunuz şeyler karşı tarafa çok daha tesir eder. O yüzden bunu öneriyorum arkadaşlar. Hatta şu an hemen böyle içimden geçti. Bugünün olumlama cümlesi olarak şunu yazabilirsiniz. Bana bağlılığını gösterdiğin için teşekkür ederim.
Bu cümleyi yorumlara bırakabilirsiniz. Bu arada teşekkür ederim derken aklıma içinizden birinin bir yorumu geldi. İsmini hatırlamıyorum, kusura bakmasın lütfen. Yine ben bir olumlama cümlesi verdiğimde, yorumlara yazın dediğimde, ben ona teşekkür etmiyorum prenses, ben sana teşekkür ediyorum yazmış biriniz. Güldürdünüz beni, çok teşekkür ediyorum. Zaten kalpte bıraktım o yoruma. Yorumlarınızı her zaman okuyorum. Bazen böyle arka arkaya kalp bıraktığımda şey oluyor, böyle bir donuyor. Mesela 10 kişiye kalp bıraktıysam şöyle bir yeniliyorum sayfayı, 5 tanesine gitmiyor falan. Bazen öyle minik problemler oluyor ama ben yorumlarınızın hepsini okuyorum, merak etmeyin, ve hepsi için de çok teşekkür ediyorum buradan hepinize. Bugünlük bu açılımda benim söyleyeceklerim bu şekildeydi güzel ruhlar. Umuyorum ki sizler için yararlı bir açılım olmuştur. Videoma beğeni bırakmayı ve abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Özel danışmanlık isterseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşürüz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.